Evet, bugün Bitcoin konusunu detaylıca işleyeceğiz sizinle, benim kendi sonuçlarımı. Öncelikle Bitcoin testini ben geçen yıllı 2023'ün Kasım'ın 16'sında almış olmamdan kara cuma indirimleriyle. Ben Bitcoin'i Y37 seviyesinde aldım, ardından Y67, Y111 ve Bitcoin olarak sırasıyla yaptım. Şimdi Bitcoin dediğimiz YDNA'dan alınan işte ata soyumuzu belirleyen ata soyumuzun nereden geçti, atamızın nerelerden geçti geldiğini şey yapan gösteren bir DNA. Şimdi bunu ilk önce YDNA kısmıyla başlıyorum. Sonra büyük Y kısmını anlatacağım. Önce YDNA sonuçları burada göç yolu, YDNA eşleşmeleri, göç yolu, Hablo Tree, SNP'ler, Discovery Hablo Group raporu ve burada da işte ataların kökeni, match haritalar, Hablo Group kökeni gibi şeyler var. Öncelikle şuna başlıyoruz. YDNA eşleşmelerine bakıyoruz. Benim burada 25 seviyesinde Z4003 Fransa'dan bir kişiyle eşleşmem var. Y25'te. Yalnız bu ortak atanın milattan önce 3000-3500 yıllar arasında tekabül ettiğini gösteriyor. Yani çok da önemli değil. Çoğu kişi de burası dolu olabiliyor. Y111, Y67 vesaire veya hiç olmayabilir. Ben de bir kişi vardı. O da zaten uzak bir eşleşmeydi. Şimdi geriye gidelim. Burada göç haritaları var. İşte burada gösteriyor. Dedim ki J2A olduğu için bu şekilde kaba bir harita veriyor. Ardından işte bu biraz açılmaz, uzun sürecek ama Hablo Tree ve SNP'ler kısmını açıyor, gösteriyor. Yani size şöyle söyleyeyim, test Bitge'ye kadar size sadece JM172 olarak veriyor. Bitge yaptığı zaman kesin bir sonuç veriyor. Yani Bitge yapmadan da nevgen.org sitesine Y60 seviyesinde eğer STR değerlerini, şurada gördüğünüz değerleri yüklerseniz zaten Y164 847, birazdan da göreceğiniz üzere benim üst ata soyu olarak geçiyor. Milattan önce en son ortak ata 1550 yıllarında falan doğmuş. Ya yani ben bundan ayrılma benim dalım. Sonrasında işte bu Y60 veya Y111 seviyesinde test yaparsanız oradaki marker değerlerini, yani şu STR kısa tandem tekrar değerlerini bu siteye girerseniz bu site tahminde bulunuyor ve %90 olasılıkla tutuyor zaten, söylediği dalda çıkıyorsunuz. Ama dediğim gibi netlik için Wikia olması lazım. Evet, Wikia'nın sonuçları da bu şekilde çıkıyor, görüyorsunuz. Y164847 buradaki 3 soyun ortak atası FT781-1001, FT199-758 ve FTE 234-45 olmak üzere 3 soyun ortak atası. Bak, bunları test ettiği zaman bir kedi yeşil yanıyor. Burada neymiş? Pozitif test edildi. Ben de sadece Z438 varsayılan olumlu varyasyon olarak geçiyor. Burada SNP sonuçları var. İşte görüyorsunuz. Burada bir sürü. Çünkü şey oluyor, sanırsam yanlış değilsem 868 STR değeri ve 700 bin SNP'ye bakıyorlar. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Burada ataların kökeni olarak var. Burada işte benimle atalarının Y12 seviyesinde aynı olduğunu söyleyen insanların sayısı işte Kolombiya'da 1, İngiltere'de 3, Fransa'da 2, İrlanda'da 3, Litvanya'da 2 kişi olacak şekilde, diğerlerinde bir işaret yok. Geri çıkalım. Ardından Bitkiye sonuçlarına geçiyoruz. Bu blok ağacını açmak uzun sürüyor. Ben o yüzden buna bakmayacağım. Büyük Y meçleri benim Cezayirli'yle, yani bir üst soyumdaki kişiyle V3472 ile olan eşleşmem var. Burada görüyorsunuz. O Abdülhafet Cezayirli. Zaten tahmini yolu da, yani benim kendi tahminim, şeylerden yola çıkarak, genetik taşıyıcı olduğum hastalıklardan, işte atalarımın bildiğim yolundan vesaireden yola çıkarak bir tahminde bulunacağım. Ardından işte burada STR sonuçları var. TC işte 868 tane olan işte. Açayım, hepsini tek tek göstereyim. STR değerleri. Bak, görüyorsunuz. Marker
şartiyeti ve onun değerleri. Yani YDNA içerisinde bulunan kısa tandemlerin ne kadar tekrar ettiğini gösteren değerler. Ardından evet şeye bakalım, Discovery Global Tracker. Yani burada hikayesini anlatıyor. Kısaca diyor ki Hubble grubun hikayesi Y164-832'nin baba soyu milattan sonra 700 civarında ata V3472'den ve insanların geri kalanından ayrıldığında olmuştur. Bu soyun en son ortak atası olan kişi milattan sonra 900 yılında doğdu tahmin ediliyor. İki kişi var. Türkiye'deniz. Bu kişinin nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin aldığı bir örnekten çıkılmış bir sonuç. Ülke frekansı diyoruz. Önemli bağlantılar işte küçük kardeşler Ali Mustafa El Ustati, yani önemli bağlantılar vesaire diye böyle çıkıyor. Küçük kardeşler Rorschach ailesi falan işte bunlar pek önemli değil. Göç haritasına baktığımız zaman işin ilginç bir yanı benim eski çağlarda mesela Tunç çağında Orta Asya'ya şu civarda kültürlere şey yaparken Tunç çağından biraz daha Bakır Demir çağına geçirken Avrupa'ya doğru kayıyor. Benim Anadolu'da pek bir antik bağlantım yok. Yani Batı İran'la özellikle Orta Asya civarında işte antik örneklere yakınım var. En yakın antik örnek bana Polonya'da. Bunları göstereceğim şimdi. Dünya gezgini diyor ki bana zaten yol veremiyor. Diyor ki yeterli coğrafya bilgileri sahip olmadığımız için diyor. Y164-847'nin yolunu veriyorum diyor. Ama dediğim gibi bu bana çok da güvenilir gelmiyor. Çünkü buraya sürekli yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi. Balkanlar civarında veya işte Orta Avrupa civarında şey yaptığı bir yer gösteriyor. Neyse antik bağlantılara gelelim. Bak burada en yakın antik bağlantı bana Geç Demir Çağı'nda milattan sonra 1000 ile 300 yıllar arasında yaşamış. Polonya'nın kuzeyinde bu. Tamamen Baltıklar bayağı yakın bir bölge. Bir adam Wilberg kültürüyle bağlantılıymış bu kişi. En yakın bu kişiyle benim şeyim var. FGC 340-68 yani milattan önce 2200 yılında doğan kişi ikimizin de ortak atası. Şimdi burada Muğla örneği var. Bu Orta Çağ yani 650 ile 1300 yıllar arasında yani bu yakın bir örnek, antik bir örnek değil. Aziz John aynı şekilde geç Orta Çağ yıllarında. Yani bunlar şey bir örnek değil, tam bir yakın örnek değil. İşte işin ilginç tarafı daha geçmişe gittiğimiz mesela Pakistan Swat Vadisi'ne milat önce. Sonra diyor ki Kazakistan'ın Talstay bölgesindeki L25 gördüğünüz gibi şurada görüyorsunuz. Z77-0. Yani bu kişiyle bizim ortak atamız L25. L25 seviyesine gittiğimiz zaman bakın burada Sabbali Tepe yani Özbekistan. Agırsal, Narın bölgesi Kırgızistan. Tepelisal, Kalkolitik, Pers kültürde M.Ö. 2575 ile 2350. Sistan. Aynı zamanda M.Ö. 3200 ile 1900 yılları arasında falan derken işte L25 seviyesinde eşleşme var. L25'e gittiğin zaman eşleşmelerim Orta Asya'ya kayıyor. Anadolu'yla pek bir yakın bağlantım yok antik örneklerden. Bazıları Anadolu yerlisi diyor da olabilir ama dediğim gibi ben kanıtlar üzerinden gerçekten bu yolun nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. O yüzden bunu uğraşmaya devam edeceğim. Burada zaman ağacı bölümü var. İşte eşleşme, işte şurada görüyorsunuz. Bakın burada benim dalım, altındaki dallar. FT781-21. Burada en genç dal bizim FT199-758. Burada mutasyon geçirmemiş üst soyumuzdaki kişi bir Almanya'dan Alman kişi. Sonra VT3472 Cezayir'deki kişi bizim bir üst mutasyon. En son mutasyon da bu daldaki bizde Türkiye'deki kişi. Match zamanı var bu Global Tracker'de. Evet ataların yolu kısmına geçiyoruz. Ataların yolu kısmında da işte burada milattan sonra işte hangi yıllarda kaç yıl arayla mutasyon geçirmiş. Bunu gösteriyor. PG
68 milat önce 2200 en son orta kata. Bakın aslında bunun milat önce 2450 şeyi doğduğu tarih, ilk doğduğu tarih. Burada bilimsel detaylar var. İşte olasılık tarihini veriyor. Diyor ki milattan önce sonra 886 diyor en takrib diyor ama 900'de yuvarlıyorlar. Klasik ağaç var burada gördüğünüz gibi. Geriye gidiyoruz. Videoyu öyle uzatmamaya çalışacağım ama detaylar fazla olduğu için maalesef biraz uzun olacak. İşte G164-847 bak burada görüyorsunuz bu bizim üst soy. Burada 67 seviyesinde Levgen sitesi zaten bu sonucu veriyordu. Şimdi geçelim şeye, bu bizim sonuçlarımızın olan İlnur kardeşime teşekkür ederim. O bir harita hazırlamış. Bu harita üzerinden size modern torunların olduğu yerlere göstereceğim. Modern torunların olduğu yeri doğudan başlayalım. Kazakistan'da bir arkadaş, kardeşim var. Kırgız Ali diye Kazakistan'da bir yaşasın var. G164-847 olan Atasoy'muş yani orada birleşiyor Atasoy'da. Ardından işte İlnur var. Kazan Tatarı. Ardından bir başkurt Çuvaş var. Çuvaş var doğru. Ardından İsveç'te bir kişi var. Ekranda zaten görüyorsunuz. Almanya'dan iki kişi var. Ukrayna'dan bir kişi var. Bunlar hepsi Y164-847 seviyesindeki kişiler. Yani milattan önce 1550 yılında doğan kişi bizim hepimizin ortak atası. İngiltere'de 3 kişi var. İngiltere'de 3 kişi var şu anda. Samuel Gilbert, John Peel ve George Long. Aslında Amerika'da bir Alman daha var. 3 aslında olacak. Jacob Bretz. Kanada'daymış, pardon, özür dilerim. Amerika'da ayrıca 4 kişi daha var. Bunların etnik kimliği yok. Amerikalı olarak geçiyorlar. Ardından geçelim benim eşleşmem olan bilgi seviyesinde eşleşmem olan kişi Abdülhafid Cezayir'den. İtalya'daki kişi Sicilya diye vermiş ama ben bunu Kuzey İtalya'da da biliyordum. Ardından Bulgaristan'da iki kişi var. Lavko Stoyanov ve diğeri Bobby Kapaneş diye geçmiş. George Romanov Todorov. Ardından Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de ben varım. Bu benim. Ordu'dan Onur kardeşim var. Onur kardeşim de Tatar olması lazım. Bu kişiyi bilmiyorum. Bu kişiyi de bilmiyorum. Ardından Azerbaycan'da 5 tane kişi var. Ama bunun 4'ü şurası yakın akraba. Aynı soydan kişiler sanırım. Bek olarak geçiyor. Şurada bir tane Balayan soyadlı kişi var. Hankendi'de. Ardından şurada bir Gürcistan'da Balkar var. Pardon, Kabardey var. Kabardey var. Ardından işte bu şekilde harita hazırlanmış. Yani Y164-847'nin modern torunları burada. Antik örnek şurada. Bakın tekrar göstereyim. Şu bölgede bulunmuş Polonya'nın en yakın antik örnek. Wilber kültürüyle alakası varmış. Şimdi bunları inceledikten sonra tahminimi geçeyim. Ben kendi bilgi sonucum için milletler oluşurken Batı bozkırlarında olduğu düşüncesindeyim. Yani şu bölgede Hazar Denizi'nin şu bölgesinde oluştuğu, yani Yamnaya kültürünün içerisinde de olabilir. Onun altındaki bir kültür vardı, orada da olabilir. Yani benim tahminim Kafkaslar civarında. Ama benim FT 199.758'in benim tahminim bir şekilde nasıl gittiyse Cermenlerin içine gidip orada Cermenleştiğini ve bir şekilde ben bunu Vandallar yoluyla veya Vizigotlar yoluyla Anadolu'ya, Roma ordusuna paralı asker olarak geldiği düşüncesindeyim. Ardından
Bu kanıya nereden varıyorsun diye soracak olursanız, eşleşmelerin bu birincisi. İkincisi, burada benim işte Europa'nın yeni fazla, çok fazla Anadolu'ya göre. Niye fazla onu da bilmiyorum. Çünkü bazı diyor ki işte biri getirmiştir. Ya ben bizim bölgeyi biliyorum. Bizim bölge son 300-350 yılda iki göç oldu. Birincisi biziz 300 yıl önce gelen. Bir de bizden 50 yıl, 40 yıl kadar sonra gelen bir aile daha var. Onun haricinde orası Konya Emirgazi'dir. Oranın yerlisi. Daha doğrusu Arsama diyelim eski adı. Arsama'nın yerlisidir çoğu. Yani bu genleri biri getirmiş bir şekilde. Yani bunlardan biri biziz. Yani dışarıdan başka bir göç olmadı. Diğer bir nokta ise bana sağlık risklerinde verilen bak burada körü demir taşıyıcısı diyor. Bu hastalık için şurada göstereceğim. Bu DNA portalda diyor ki şu güçlü mutasyon, bu zayıf mutasyon. Bende vardır demir taşıyıcısı. Bu hastalık C vitamini takviyelerinden kaçınma gibi vesaire diyor. Bu hastalığın çıkış kökeni Kuzey Avrupa kökenli kişilerde daha sık görülür. Kestaneti olarak adlandırılan Vikingler tarafından Kuzeybatı Avrupa'ya yayılmıştır. Çalışmalar İskandinav popülasyonlarında muhtemelen İsveç'te ortaya çıktığını göstermiştir diyor. Bu birincisi. İkincisi, araştırmalarda baş buydu. Bizde genetik olarak kafamız biraz büyüktür. Ben onu da söyleyeyim Anadolu insanına göre. Bayağı büyük kafamız vardır. Bunu bilimsel araştırma yapmışlar. Bilimsel araştırmada diyor ki şu TP53 frekansından dolayı şey olur diyor. Avrupa kökenli çocuk ve yetişkinler üzerinde araştırma yapılmış. İşte 46 bin örnek olması lazım şu siteyi açayım. Özellikle Doğu Asyalı ve Avrupalı erkeklerde ve popülasyonlarda baş büyüklüğü daha fazla oluyormuş. Diğer bir dayandığım nokta bu. Bizim hepimizde kafa boyutu biraz daha büyük Anadolu insanlarına göre. Ardından baş boyutunu açıkladım size. Bir genetik taşıyıcı olduğum bir hastalık var. Bir tane daha genetik taşıyıcı olduğum bir hastalık var maalesef. Bu da aynı şekilde Kuzey Avrupa kökenli diyor. Hamletili'yi inceledik geçtik. Geğirme stüdyosunda bakmayacağım. Burada kemirlere demir çağında beni yakın gösteriyordu. Hatta bakalım. Burada seçelim kendimizi. Milattan önce 2500'de değil de milattan önce 1000 ile 2500 yıllar arasına kısaca hemen bakacağım. Burada bunu kapattım. Your DNA portalda demir taşıyıcısı oldum. Bunu şurada da ispat istiyor. Başka bir siteden aldım. Sonuçta da diyor. Demir taşıyıcısı diyor. Ardından Finlandiya, Avrupa genlerimi görüyorsunuz. Bunlar benim genlerim. Ardından bunu kapatıyorum. Bunu da kapatacağım. Burada diyor ki işte çalışmalar yapılmış 46 bin çocuğa. 9 yeni yaygın düşük frekansta vesaire vesaire demiş. Yani TP53 baskınlığı kafatası gelişiminde etkilmiş. Bu da en çok Doğu Asyalı ve Avrupa kökenli insanlarda, erkeklerde oluyormuş. Ardından G25 stüdyosunda şurada bakıyoruz. MDS grafiğine bakıyorum ben. Beni kimirlere çok yakın gösteriyor. Bakın 0084, 0086'yım ben. Bayağı da yakın gösteriyor. Şimdi de milattan önce 2500'ü seçiyorum. Tekrar gözüme. Yani Kimirler Kafkasların hemen üzerinde olan bir halk. Şu an için antik örneklerde J2 yok ama bu hiç olmadı anlamına da gelmiyor. Sadece 4 örnek üzerinde vardı yoktu diyemeyiz. Ama şu tahmini şunları güçlendiriyor. En yakın antik örnek. Baltıklar'da çıkıyor. Yani Polonya'nın kuzeyinde çıkıyor. Biri diyor ki ya kardeşim bu kişide güney geni vardı fazlaydı işte İtalyan şey vardı. Ya belki annesi İtalyan kardeşim. Veya annesi güneydi. Nereden biliyorsun? Ya bu senin yani otomatik sonuçlarını gönderecekti o arkadaşım. Göndermedi. Yo, bekliyorum gönder. Ya belki annesi güneyliydi.
Ya benim için farkınız Anadolu'da olabilir, Balkan'da olabilir, şurası da olabilir. Bu benim için hiç önemli değil. Ben sadece kanıtlar üzerinden yürümeye çalışıyorum. Söylemler üzerinden değil, J2 gördüm, ha bu yerli. Veya böyle bir saçmalık olamaz ya. Bir sürü alt dala ayrılmış bu dallar. Evet, ardından 2500 yılını açarsa zaten şeyde bitireceğim, videoyu da bitireceğim, 20 dakika olmuş zaten. Biraz uzun sürecek ama açacağım. Evet, baş boyutunun büyüklüğü, demir taşıyıcılığı. Ardından işte en yakın antik örneğin Baltıklar'da çıkması. Diğer şeyi söylemeyi unuttum. Vandal Krallığı'nı da hemen açayım. Hızlıca onu da söyleyeceğim. Diyor ki Vandal Krallığı diyor. Vandallar şeye geliyor, İspanya'ya geliyor. İspanya'da Vizigot'tan itmesiyle Kuzey Afrika'ya geliyor. Kuzey Afrika'da şey yapıyorlar. İşte orada 94 yıllık bir devlet kuruyorlar. Benim şu an en yakın eşleşmemde ilk yerde Kuzey Afrika'da Cezayir'de bir kardeşimden. Hemen Kuzey Afrika'yı tekrar 94 yılın ardından Bizanslılar tekrar 534 yılında fethediyor. Kuzey Afrika'daki Vandal toprakları Bizans eyaleti oluyor. En iyi Vandal savaşçıları Vandal Rusiyanu, yani Rusya'nın Vandalları olarak Pers sınırına 5 süvari alayı şeklinde kuruldu. Yani benim atalarım da bundan 300 sene önce Konya'ya Erzincan'da geldiği yönünde güçlü rivayetler var, söylentiler var. Ata binip kaçtı ile ilgili detaylar var işte. Yani Pers sınırı, o günkü Pers sınırı Türkiye ile, yani bugün Türkiye üzerinden örnek verecek olursak, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır vesaire yerine tekabül ediyor o zamanki Pers-Bizans sınırı. Yani o civardan gelmişiz. İşte diğer bir nokta Mavi Göz var aynı zamanda bizde baskın olarak. Şurada göstereyim size. Özellikleriniz kısmına gelin. Bu renkli gözlü gözlük, mavi gözlük bizde baskın bir özellik. Daha düz saçlar, saç kıvrımı, sarı saç ve mavi gözler olma olasılığı 4 kat fazladır. Doğru. Küçükken sarı saçlıydı da Anadolu'da bayağı kırılmış bu yani. Bundan sonra Çiller göz tonu, bakın göz rengi mavi gözler %99 mavi göz taşır diyor. Ödersin ardından göz tonu orta renklidir. Doğru, orta tonda bir var. Evet, Çiller. Bu Çiller özellikle Kuzey Avrupa ile ilişkisi kurulur. Çillenme olasılığı var. Doğru. Bu da var. Yani delillere sahipken hala birileri çıkıyor işte Anadolu diyor. Ya olabilir kardeşim de, yani bu senin söylemin çok saçma yani. Oraya götürüyor işte Vandal Kralı'nı. Ardından tekrar cinayet işliyor. Saklamaya gerek yok. Ardından oradan kaçıp geliyor Konya'ya yerleşiyor. Aşağı yukarı 1718-1730 yılları arasında gibi 300 yıldır da Konya'dayız. Yani durum bu şekilde, bundan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.